Daha önce de bahsettiğimiz gibi yaşadığımız sıkıntılarla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'la görüşmek için yola çıktık. Fakat amacımıza ulaştık. Sesimizi duyurduk sayenizde. Sizlerin sayesinde, medya mensuplarının, sosyal medya sayesinde. Fakat araçlarla gidemedik. Yolda polis ekipleri koronavirüs olduğundan dolayı toplu bir şekilde bir yerlerde bulunmamamız gerektiğinden ötürü bizi tekrar arabaları geri yönlendirdiler. Aramızdan ben ve iki arkadaşımla birlikte UKM'ye Kadir Albayrak'la görüşmek için gittik. Fakat Kadir Albayrak'la görüşemedik. Dışarıdaymış. Erdin Bey ve Fatih Bey'le görüştük. Sıkıntımızı dile getirdik. Onlar zaten sıkıntımızı biliyorlar. Bununla ilgili aldığımız cevap, bu ay, Ekim ayındaki UKM toplantısında tekrar değerlendirilip tekrar düzenleme yapılacağını dile getirdiler. Bu süreçte de 10 günlük, 11 günlük bir süreç var önümüzde. Bu süreçte de biz çalışmalarımıza devam edeceğimizi, zabıta ekiplerinin de bizlere işlem yapmamasını rica ettik. İşlem yapılır mı, yapılmaz mı? Bunu ileriki günlerde göreceğiz. Yapılmamasını istedik. Eğer bu Ekim ayındaki UKM toplantısında bizimle uzlaşıp, bizimle oturup birlikte karar verdiğimiz bir güzergah olmazsa biz çalışmayacağız. Tüm üyelerim çalışmamak yönünde hemfikiriz. Farklı bir karar çıktığı durumda anahtarları götürüp Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmak istiyoruz. Şu an bize bir güzergah verdiler. Bu hani bir evrak vermek maksatlı verildi. Çünkü 30 günlük süreçleri dolacaktı. Bir güzergah belirlemeleri gerekiyordu. Bunu kabadaslak bir güzergah belirlemişler. Ne yolları belirtmişler, ne sokakları belirtmişler, ne girişi belirtmişler, ne çıkışı belirtmişler. Hani çok da önemli değil bizim için. O yüzden bu karara çok takılmıyorum. Orada da belirttikleri gibi geçici bir karar bu karar. Yeni kararı da inşallah dediğim gibi hani bizimle birlikte oturur, birlikte plan yapıp hem bizim mağdur olmamamız şeklinde hem de vatandaşın mağdur olmaması şeklinde bir güzergah planlanırsa anlaşabiliriz. Fakat onların istediği yani çevre yolu güzergahı olursa biz gerçekten çalışmak istemiyoruz. Ve bu araçlarla da uğraşmak istemiyoruz. Bankaya kredilerimizi ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimizden ötürü gidip arabaları tekrar bir şekilde belediyeye bırakıp onlar çalıştırsınlar, onlar ödesinler bunların kredilerini. Biz daha fazla bu işte yorulmak istemiyoruz. Mahkeme kararındaki teknik inceleme yapılmadan ibaresine ötürü bunu farklı yorumluyor belediyemiz. Ama inşallah bu ayki toplantıda olması gereken iyi bir kararı, Bülent Ecevit kararımızı onayacaklarını düşünüyorum. Ergene ilçemizin şu an bizim çalıştığımız 4 mahallemiz var. Marmaracık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Sağlık Mahallesi. Toplamda 70-80 bin, belki 90 bine yakın bir nüfus mevcut burada. Buradaki vatandaşlar bir şekilde belediye halk otobüsleriyle, belediyenin özel şirketinin halk otobüsleriyle bu hizmeti alıyorlar ama aktarma oluyor. Bir de bir saati aşkın bir sürede hastaneye ulaşmış oluyorlar. Bizimle Bülent Ecevit bulvarından gittiklerinde maksimum 30 dakikada hastaneye ulaşmış olacaklar ve aktarma yapmadan gidecekler. Tabii onlar da mağdur olacaklar, biz de mağdur olacağız. Aksi yönde bir karar çıkarsa.